izleyiciler. Muğla, Fethiye, Göyben, Domuz Ovası'ndayız. Bahar gelmiş. 21 Aralık'ı 22 Aralık'a bağlayan gece, gündüzle gece kavga ederler. Ve 22 Aralık sabahı gündüz uzamaya başlar. Bu Türklerde Nardugan Bayramı, yani güneşin doğuşu bayramı. İşte o zaman insan vücudu zindeleşir. Karanlığı yenmiştir. Bitkiler gibi insanlar da aynıdır. Sonra cemreler havaya, suya, toprağa düşer. Topraktaki bitkiler uyanmaya başlar. Nevruz'da da yeryüzü şekillenir. Nasıl? Öğleden sonra uyuyan insan gün batımına yakın uyursa bir sendeler, yorgunluk hisseder. Aynı şekilde kıştan bahara geçerken bu mevsimlerde cemrelerden sonra Nevruz mevsiminde bahar yorgunluğu olur. Bu bahar yorgunluğu insanlarda olur ama bitkilerde nasıl olur? Topraktan çıkarken tohum, yapraktan çıkarken fisil zorlanır. Yani toprağı aşıp yeryüzüne çıkacak ya da kabuğu yarıp ortaya çıkacak yaprak fisil. Bütün bunlar bir zorluktan geçer. İnsanoğlu da zorluktan geçer. Nevruz günü geldi. Geldi çattı. Bu hem Türklerin Ergenekon'dan çıkışı, özgürlüğe kavuşuşu, hem de bitkilerin, bütün canlıların özgürlüğe kavuşudur. Yeryüzüne çıkışıdır. Yeryüzünün renklenmesidir. Daha sonra Hıdır Ellez, denizden gelenle karadan gelen peygamberlerin buluşma noktası. Hıdır Ellez bayramları yapılacak. Bugünlerde sahillerde papatyalar açmış, rengarenk çiçekler açmış. Bu yedi iklim olan Anadolu'da, Türkiye'de yavaş yavaş yukarı doğru, İç Anadolu'ya göre, yüksek dağlara göre bu çiçekler açarak oraya doğru gidecek. Sonbaharda da kuruyan gelecek, buraya gelecek. Dünya dönüyor.